mutfaktan, gelirim mutfaktan. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelirim mutfaktan. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir haftadan size merhabalar. Önce başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr ve WhatsApp'tan 0539 570 37 07. Çıkın çıkın gelin anacığım. Evet, geçtiğimiz cuma günü Gizem ve Semra'cığımı uğurladık. Yerine yeni bir gelin ve kayınvalide geldi. Hemen huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Yeni yarışmacılarımız Esin Alamehmet, Hacer Alamehmet. Geliyorlar, gel. Oh, hoş geldiniz. Teşekkürler. Kayınvalide. Kayınvalide gelişi gelişinden belli olur. Aynen bak öyle böyle yani. Geldi. Bak böyle geldi. Aynen öyle. Gelinimle gurur duyuyorum gibi. Evet. Yan yana durun. Öyle. Hacer'cığım hoş geldin. Aa, hoş buldum. Şöyle alayım gelinin yanına. 23 yaşındayım. 6 aylık evliyim. Benim 3 tane oğlum var. 2 tane gelinim var. En becerisini aldım geldim. O ne? Çeyiz makinesini getir. Ben kızımın bu hastalıktan yönüne hiç ben çeyizlerimi dağıtamadım. Hiç gösteremedim kimseye bizi. Biliyorsunuz bizlerde adettir. Evet. O yüzden bohçasının küçük bir bölümünü getirmek istedim. Evet. Aa, açmak istedim. Evet. Esin'cim 6 aylık evlisin. Evet daha yeni evliyim. Maşallah. Sen bilezikler hazır evet, gelmişsin. Evet bileziklerimle getirdim. Geldim. Evet. Ama tabii hepsini takmadım. Sonuçta olan var, olmayan var. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ay, maşallahsın. Ay bir atışma bilezikler olsun yeter ki. Bizimkiler bilezik. Ondan da fazla aşkım. Ay, işte say say bitmiyor. Bir, iki, üç falan nesi sonra anlatırım. Daha durun öyle bakalım. Miyim? Ben kızımın kolunu buradan buraya kadar dolduracağım. Aynen onun için geldik. Altınları almadan gitmem diyorsun. Asla. İnşallah Hacer'cim, inşallah hayatım. O bohçayı birazdan açalım. Tamam. Merak tamam. ettik hepimiz değil mi? Bir hoş geldin deyin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu hoş geldinin tonunda biraz şey var. göreceğiz sizi. evet. gibi öyle bir yere geldin ki. Anam, tezgahın arkasını alıyorum tamam. sizi. Teşekkürler. O nedir elindeki resim Hacer? Evet, oğlumdan kızımın. Harika. Peki şimdi açın örtüleri. Tahmin eden var mı? Ben bizim oranın yöresine benzettim. Tolga diye bir yemeğimiz var. Acaba o mu dedim. Saniye. Vallahi ben çıkaramadım öyle Tolga. Sayın şefim olamadın mı? Yok. Nurten. Ispanak yemeği diyeceğim ama pirinci çok fazla. Hmm. Pirinç pilavı yapacağız büyük şey ihtimal ya. Ayrı. Peki söylüyorum. Osmanlı pilavı yapacağız. Ya bu editörümüz nereden buluyor bu yemekleri anlamıyorum ki. Daha önce hiç yapmadım ama pilav konusunda da kendime güveniyorum. Hiç yapmadım ama Saniye annem bana püf noktalarını kesin verir. Bu yemeği daha önce hiç yapmadım ama eminim kayınvalidem bu pilavı çok beğenecek. Köftesi için 150 gram kıyma. 2 çorba kaşığı galeta unu, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz, 1 tutam tarçın, 1 tutam kimyon,
2 adet arpacık soğan, 1 çorba kaşığı un. Pilavı içinse 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı pirinç, 10-12 dal ıspanak, 1 adet havuç, 2 adet arpacık soğan, 1 tutam tuz, 2 bardak da sıcak su. Tamam mı? Evet. Tamam. Notları aldınız. Evet. Şimdi güzel gelinlerim, sizleri kayınvalidelerinizle 90 saniye baş başa bırakıyorum. Bu işin püf noktasını, tiyolarını öğrenin. Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Pilavın içinde ıspanak ve havuç olacak. Onlar kavrulur önce zaten biraz. Kavururum onları güzelce. Pirince katılacak o pilav. Evet, pilavın içine katılacak. Tamam, okey. Kapat. Kaynadıktan sonra hiç kapağını açmayayım değil mi? Açma. Tamam, olmaya yakın kapağını açayım. Hayır, hayır. Olsun. Hı. Tamam. Olduktan sonra bile şey et. Şöyle bak, olursa açma, demlensin. Havuçlu, köfteli evet. Bir pilav olacak evet. Muhtemelen. Ama şey zaten ıspanağı güzel yıka. Şu başlamayı çok kolay. Sakın onlarla fasada sarılmırsam. Önce yemeği. Önce bir iç hazırlayacağız, bir de pilav yapacağız. Ayrı ayrı yapacağız. Sonra birleştireceğiz diye düşünüyorum. Tarif ederler zaten. Osmanlı şeyinde bazı sebzeler, şeyler, meyveler de giriyor Osmanlı yemeğinin içine. Ben senin pilavına tamam. Artık alıştım. Laf olmuş ya şey. Yeter ki pirinci pişmiş olsun. Kesilecek. Anladın mı? Pişmiş, kıtır kıtır yapmış. Anladım, kesilecek. Bana daha çok pişer, geç pişer. Bana göre pişer zaten. Aynen. Onu küçük. Aynen. 5, 4, 3, 2, 1 süreniz doldu. Kayınvalideleri şöyle makamınıza içeri alıyorum, odamıza. Evet kızlar. Saniş, vedalaş bebeğim içeriye. Çeyizimiz var, komşular. Herkes kendini aldı. Bu da benimki. Ya şovdan başka bir şey değil yani bu. Kocam zaten annesini istemez, beni ister. Kocası ayol. Kimse bakamaz. Anne gibi kimse bakamaz. Hiç kimse kusura bakmasın. 1, 1, 1, 5 Ben de bundan sonra kural mural uymuyorum. Kimse kusura bakmasın. Siz nasıl benimden böyle konuşuyorsunuz? Bana ben bakamam. Ben sana vermişim onu. Sen ona bakacaksın, o sana bakacak. Ben sana geri iade ediyorum birkaç günlüğüne. Dursun alacağım. Gezmeye gideceğiz. Hadi hazırlan desem nereye demez hemen. Tamam hazırlanıyorum tamam, gezme. Ben. Gezme. Bak. Gelinlerim hazır mısınız? Hazırız. Süreniz 40 dakika. Gayet. Yeter de artar bile. Evet. Yeter. Tamam mıdır? Tamam. Tamam. O zaman sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Esin'cim hoş geldin. Hoş buldum Aysun. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben 23 yaşındayım. 6 yıl, 6 aylık evliyim. 6 aylık evlisin. Evet, daha yeni güzel, evlendim. Yeni evlisin daha. Taze gelin. Evet. Çiçeği burnunda gelin. Aynen öyle. Yemekle aran nasıl peki? Ne zamandır yapıyorsun? Yemek yapmayı çok seviyorum. Evlenmeden önce de yapıyordum. Şimdi de eşime güzel güzel yemekler yapıyorum. İyi, ne güzel. İddialı mısın bu konuda? Evet, çok iddialı. Her yemeği güzel yaparım diyor musun? Evet, her yemeği çok güzel yaparım. Kim karar verdi gelmeni? Sen mi kayınvaliden mi? İkimiz de çok istiyorduk zaten. İzleyerek ama tabii, geldin değil mi? Evet evet izledim. Ben daha baskındım kayınvalidemden ziyade. Eşim de benim her zaman arkamdaydı. Yemeklerini beğeniyorlar yani. Evet evet süper. Çok beğeniyorlar. İzliyorum dedin ya Esin, hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Ay kimi seviyordun kimi sevmiyordun çok merak ettim. Vallahi kimseyi sevmiyorum. Hiç şaşırmadık. Kimseyi. Beni de mi? Kimseyi. Hani onları sevmeyebilirsin ama ben. Evet seni de sevmiyorum. Şimdi bence birini seviyordu ama şu an aynı mutfakta yarıştığımız için
Bence şu an farklı konuşuyor da olabilir. Hayır, farklı konuşmuyorum. Hani kimseye yakın olmak, izlenimi vermemek için. O da olabilir. Aynen, taktik de uyguluyor olabilirsin. Ben zaten kimseyi yakından tanımadığım için kimseye karşı yakın ya da uzak değilim.